Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bir dolar TL videosunda da hep beraber birlikteyiz. Dolar TL'de biliyorsunuz 6.85 civarındayken yukarı yönde hareketlerin hızlanabileceği yönünde bir video yaptık. Bir videonun neticesinde önce 6.99 daha sonra 7.02 üstünde kalıcılıkla dolar TL kurunun 7.25 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceği ve 7.25 seviyesinden bir miktar dinlenip buradan daha sonra 7.42 ana hedef bölgesine doğru hareketleneceği yönünde videomuzda bilgilerimizi vermiştik ve bütün arkadaşlarla bunu paylaşmıştık. Daha önceki videolarıma da bakarsanız arkadaşlar dolar TL kurunda terste kalmış arkadaşlarla ilgili videolarım vardı. Bu videolarımda da 7.20 civarının tekrardan görüleceği arkadaşların panik yapıp satış yapmamaları konusunda yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla da kendilerini uyardığım videolarım geriye dönük çok vardır. Hatta Elliot dalga teorisiyle ilgili bir video yapmıştım. Bunu da sizlerle paylaşmıştım. Dolar TL'de bu oluşacak dalga içerisinde kesinlikle al sata bulaşmayın. Sattığınızı tekrar geri alamazsınız şeklinde. Ve bu öngörülerimiz de dolar TL'de 7.30 seviyesine kadar gerçekleşmiş oldu. Öngörülerimizi dinleyip buna göre kendilerine pozisyon alan arkadaşlara paraları hayırlı uğurlu olsun ve paralarını da güle güle harcamaları kendilerine nasip olsun diyorum arkadaşlar. Ülke ekonomilerinin durumlarına baktıkça arkadaşlar artık bu Covid-19'un patlama noktasındaki yani ikinci dönem hastalığın daha da pik yapacağı yönündeki beklentiler yavaş yavaş maalesef ki biz istemesek de tüm ülke genellerinde Ağustos ayı itibarıyla yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Benim kanalımda da bir doktor arkadaş var. Kendisi bize zaten sürekli uyarılarda bulunuyordu. Bu hastalığın ikinci pik yapacağı yönünde. Çünkü her salgının mutlaka bir ikinci pik noktası olabilirmiş. Bütün bunların eşliğinde de arkadaşlar yavaş yavaş dolar TL kuru da artık bu ikinci pik noktasını kendi tarafından fiyatlamaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bizler için artık 7.15 seviyesi şuradaki 7.15 seviyesi bir destek haline geldi dolar TL kurunda. 7.15 seviyesine dikkat edeceğiz. Önemli olan bu haftayı 7.02 üzerinde kapatıp kapatamayacağımızı dolar TL kurunda görmek. 7.02 üzerinde kaldıkça da arkadaşlar hareketlerimiz hala yukarı yönlü ve ana hedef bölgemizde 7.42 seviyesinde bulunan direnç noktasına doğru dolar TL kurunda ilerlemesini bekleyebiliriz. Bir önemli direnç noktamız gene 7.25 direnci olacak bizler için. Şuradaki 7.25 direnci. Bu 7.25 direnci nasıl 7.02 üzerinde dolar TL'nin kapanış yapması durumunda 7.25 hedefine doğru gideceğimizi söylemiştik. Şimdi 7.25 üzerindeki kapanışlar da bizi arkadaşlar dolar TL kurunda 7.42 seviyesine doğru teknik olarak götürmesi muhtemel seviyelerdir. Dolar TL kurunda 7.42 civarındaki kısa vadedeki beklentimiz hala kendini korumakta arkadaşlar. 7.42'ye doğru yukarı yönlü hareketlerin devamının da bu yönde geleceği yönünde beklentilerimiz devam etmekte. Altın tarafındaki arkadaşlara da yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bir öneride bulunmuştum. 6.85 civarlarından daha risksiz olabileceği yönünde dolar tarafına geçişler uygun olabilir gibisinden tavsiyede bulunmuştuk. Fakat bunun doların yükselmesiyle de gram tarafında arkadaşlar düşüş değil. Lütfen beni yanlış anlamayın. O videolarımı da dikkatlice izleyin. Gram tarafında da yukarı yönlü hareketlerin sertleşmesi yönünde yansıyabileceği yönündeki yorumlarımı iyi ve dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü bazı arkadaşlar
bu yorumları ya videoyu hızlı sardırıp ya da tamamını izlemeden kapatıp videonun belli bir kısmına göre kendilerince bir yorum çıkartıp izlemekteler. Fakat videonun tamamını izlerlerse bu şekilde yorumumuzun olduğunu da göreceklerdir. Biz bu yorumları yaparken her türlü düşüş senaryosunu ve her türlü yukarıya yükseliş senaryosunu da belirleyip yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki destekleri vermemizdeki amaç nedir? Destekler genellikle kırılmadığı müddetçe alım yönünde değerlendirilebilir. İkinci destek noktalarımız da kırılırsa arkadaşlar bu sefer pozisyonlardan uzak durma yönüne gidilmeli. Çünkü ikinci desteklerin kırılımı aşağı yönlü düşüşlerin hızlanabileceği sinyalini vermekte olacağından dolayı bizlere ikinci destek noktalarımızın kırılımı maalesef hareketlerin aşağı doğru hız kazanmasına sebebiyet verir. O yüzden her zaman B planını uyguluyoruz. Altında da 2000 dolarları zaten göreceğini söylemiştik arkadaşlar. Son videomuzda 2064-2060 seviyelerine kadar yükselişlerimiz vardı. Şimdi yeni yatırım yapacak olan arkadaşlar için, arkadaşlar sıfırdan yatırıma girecek olan arkadaşlar için altında bir düzeltme olmadan hiç kimse alt tavsiyesinde bulunmaz. Çünkü bu kadar yükselmiş bir enstrümanda bir düzeltme gelmeden bu enstrümana al demek, al tavsiyesinde bulunmak kör cahillikten başka bir işe yaramaz. O yüzdendir yeni arkadaşlara daha risksiz olan dolar tarafında durmalarını ve yatırım tavsiyesi olmadan ben olsam, yani yeni yatırımcı olsam, altın tarafında değil de yatırımı daha risksiz olan dolar tarafından yana kullanırım. Çünkü her an gelecek bir aşağı haberi veya ABD-Çin arasında bir anlaşmanın tekrardan vuku bulması durumunda altın tekrardan bir düzeltmeye gidebilir arkadaşlar. Bakın, gidecek demiyorum. O yüzden altında da her zaman söyledim, verdiğim destek noktaları çok önemli. Bu destek noktaları sizler için hayat kurtaracak nitelikte olacaktır. O yüzden destek noktalarına çok dikkat edin. Zaten her gün bu destek noktalarını ben sizler için güncellemeye devam ediyorum. O yüzden bu destek noktaları çok önemli arkadaşlar. Bu destek noktalarını es geçmeyin hiçbir zaman. Bu destek noktaları zaten aşağı yönlü kırılmadıkça arkadaşlar, yükselişler yukarıda verdiğimiz direnç noktalarına doğru devam edecektir. Bu verdiğimiz destek ve dirençler tamamıyla Elliott yöntemiyle bulunmuş destek ve direnç noktaları olup yön bakımından da gayet güzel çalışabilen ve kendini bir nevi de olsa yatırımcılarına güvenli bir şekilde koruyabilen bir çalışma sistemi olduğu için de arkadaşlar her zaman için bu destek ve direnç noktalarına çok dikkat edin. Videoları mümkün olduğu kadar sarmadan ve dikkatli bir şekilde yavaşça izleyin ki yatırımlarınızda doğru kararlar verebilirsiniz. Ben Başkan 35 olarak zaten sizler için devamlı destek ve direnç noktalarını güncellemeye çalışıyorum elimden geldiği kadar, vakit bulduğum kadarıyla. Sizlerin herhangi bir hasar görmemeniz için de bu çalışmalarımı her gün hemen hemen saatlerimi harcayarak yapıp sizlere de sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, dolar TL kurunda dediğim gibi arkadaşlar artık bizler için 7.15 seviyesi önemli bir destek haline geldi. Şurada 7.15 seviyemiz bizler için bir destek artık. Bunun üzerinde kalındıkça yukarıda bir önemli direnç noktamız da 7.25 dedik. 7.25 üzeri kırılım, tekrardan bir alım fırsatı ve 7.42 civarlarına doğru dolar TL kurunu yukarı yönlü taşıyacaktır. O yüzden 7.25-7.42 aralığına dikkat. Aşağıda da 7.15 ve 7.02 destek noktaları bizler için önemli. 7.02 kırılmadıkça yukarı yönlü hareketlerin dolar TL kurunda da devamının gelebileceği yönünde öngörülerimiz devam etmekte. Evet, bu dolar TL ile ilgili videomuz şimdilik bu kadar. Arkadaşlar, katıl butonumuzu dokunup kanalımızla ilgili
Bizlere bir katkıda bulunursanız da bizi çok sevindirirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.